Tabii ilk geldiğimizde başkanımızın da ilk senesiydi. Tabii çok geç toparlanan bir kadro vardı. Lige sıkıntılı başlayan bir takım vardı. Devre arası da aynı şekilde çok yeni oyuncularla yeniden bir takım kuruldu. Tabii ona rağmen yine buna benzer bir durum vardı. Playoff potasından bayağı bir uzaktaydık. Orada da güzel bir seri yakalayıp playoff'a kalmayı başardık. Tabii Hatay'da şanssız bir son saniye golü bütün hayallerimizi suya düşürdü. Çok üzüldük. Ama ikinci geldiğim zaman takım yani kadro kalitesi olarak daha güçlüydü. Birbirini tanıyan daha fazla oyuncu vardı. Tabii inişler çıkışlar oldu sezon içerisinde ama takımın kalitesi iyi bir performans yakalamaya müsaitti. Zaten buna olan inancım fazlaydı. O yüzden geldim buraya. Dediğin gibi abi yani sezon sonunda mutlu olan taraf biz olduk. Çok sıkıntılar çektik. Zor günler geride bıraktık. Ama çektiğimiz cefanın kat kat fazlasını aldık diyebilirim son dedikle beraber. Özellikle soyunma odasında yaptığın konuşmalara birebir şahidim. Hep mücadeleye, vurguya, sonuç kötü olsa bile vazgeçmemeye hep odakladın oyuncuları. Tabii çok tecrübeli bir oyuncusun. Sanırım zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızda dahi takım arkadaşlarını inandırdın bu şampiyonluğa. Tabii yani sahada ne olursa olsun, ne kadar kaliteli oyunculara sahip olursanız olun, öncelikle bir takım olmak lazım. Takım olduktan sonra başarıya giden yolda inanmak, mücadele etmek lazım. Karakter göstermek lazım. Sağ olsunlar bütün arkadaşlarım. Yani son 12 maç inanılmaz bir karakter koydular ortaya. Asla pes etmediler. Çok kritik virajlardan döndük. Ümraniye maçı çok büyük bir kırılma anıydı hocamızın gelip ama başımızda maça çıkamamıştı. Ondan sonra iyi bir seri yakalayıp tekrar Eskişehir gibi bir deplasmanda hiç beklenmedik bir puan kaybı. Ama bunların hepsi bizim takımımıza bir ders oldu. Herkes daha fazla inandı, daha fazla konsantre oldu, daha fazla mücadele etti. Ben de elimden geldiğince içimde ne yaşıyorsam, ne hissediyorsam onları hissettirmeye çalıştım arkadaşlara. Sağ olsunlar dediğim gibi hepsi son düdüğe kadar, son maça kadar bütün karakterlerini, mücadelelerini, ellerinden gelenin fazlasını verdiler. Ve sonuçta da şampiyonluğu kazandık. Peki Adana'dan sonra, kutlamalardan sonra eve gittiğinde neler hissettin? Ailenle, sevdiklerinle buluştuğunda? Ya tabii ben işte devre arası eşim çocuğumu getirememiştim ufak tefek rahatsızlıklardan dolayı. Benim için çok zor bir süreçti yani o süreç. Her gün tabii antrenman, çocuğu göremiyorsunuz, eşinizi göremiyorsunuz. Tabii onun üzerine böyle bir mutlulukla eve gitmek inanılmaz bir şeydi. Yani büyük bir duygu patlaması oldu orada da. Yani çok sevinçliydik, çok keyifli günler geçirdik. Çünkü iki yıl önce, hatta şu an 3 yıl oldu. 3 yıl önce geldiğimde o yarı final maçından sonra yani tatilin 30 gün, 35 gün belki tatil yaptık. Bir gününden bile keyif almadım. Tatil yapmaya zaten gidemedik. Yani hiçbir şekilde keyif almadım. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde yaşamışlardır büyük ihtimalle. Ama bu çok keyifli oldu, çok güzel oldu. Doya doya tadını çıkardık yani şampiyonluğa. Şimdi sen geçen yıl Süper Lig'de oynadın ilk yarı. Evet. Tabii herkesin merak ettiği şu, 26 yıl sonra geldi şampiyonluk bize ve insanların kafasında şöyle bir soru işareti oluştu. Acaba Adana Demirspor takımı bir adaptasyon sorunu yaşar mı? Oynadığın için soruyorum. Nasıl bir lig bizi bekliyor? Nasıl maçlar bekliyor? Tabii çok tecrübeli oyuncular var ama bir uyum süreci yaşar mıyız? Ya takımımızın ortamı çok iyi. Yani yukarıdan, en baştan, başkanımızdan, hocamız, oyuncular. Hani gerçekten güzel bir ortam var. Her gelen rahatlıkla kaynaşabiliyor. Hiç kimse yabancılık çekmiyor. Bu konuda çok avantajlı bir kulübüz. Yani sağ olsunlar hep birbirinden değerli, iyi, düzgün arkadaşlardan kurulu bir ekip var. Her geleni kucaklıyor yani herkes. O yüzden takıma olan adaptasyonda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama tabii şimdi dediğim gibi 26 yıl sonra bir üst lige çıkıyorsun. Üst ligle alt lig arasında tabii ki fark var. Yani oyun daha hızlı oynanıyor, daha konsantre olman lazım, hataya çok fazla yer yok.
iyi iletişim halinde olman lazım. Ama çok kaliteli oyunculardan kurulu ve çok da kaliteli oyuncular geliyor takımımıza. Çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum inşallah. Yani iyi olacak, yani iyi şeyler hissediyorum ben. Şimdi Süper Lig'de çok önemli oyuncularla forma giydin kariyerin boyunca. Şimdi baktığımız zaman takımımıza çok önemli oyuncular geldi. İşte Belhanda geldi, Brit geldi, Balotelli geliyor. Daha transferler olacak. Evet. Sorumluluk sanırım siz yerli oyuncularda daha da arttı senin gibi tecrübelilerde. Ya tabii, yani bu gelen isimlerin hani kariyerlerine, futbol geçmişlerine baktığınız zaman hani şapka çıkarılacak işler yapmışlar. Hani gerçekten büyük futbolcular. Biz de tabii onların tecrübelerinden ne alabilirsek almaya çalışacağız. Onların da çok büyük katkıları olacak. Biz de tabii Türkler olarak hani ne açıdan onlara yardımcı olabilirsek elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten karşılıklı böyle alışverişler iyi olduğu zaman, anlayış iyi olduğu zaman ortaya da iyi bir takım çıkacaktır. Şunu sormak istiyorum. Sen Demirspor taraftarını çok iyi biliyorsun. Oynamadan önce de gelip oynamışsındır mutlaka. Evet. Yeni stadımızı da gördün. Evet. Herkes sabırsızlıkla ligin başlamasını ve artık pandemiden dolayı 2 yıldır maalesef taraftarımızdan uzağız ama bu sezon %50 seyirciyle birlikte yeni stadımıza da kavuşmuş olacağız taraftarımıza. Evet. Neler hissedeceksin? Ya tabii burada taraftarla oynamak çok farklı bir duygu. Gerçekten ateşleyici bir güç. Tabii ilk geldiğim zaman taraftarlarla oynuyorduk. Stadı dolduruyorlar maçtan önceki. Hani oyuncuların motivasyonu, maç içindeki motivasyonları. Geçen sene tabii bunun çok eksikliğini hissettik. Önümüzdeki sezon en büyük güç bizim için içeride oynayacağımız maçlarda taraftarımız olacak. Çünkü çok ateşli ve sert bir taraftarımız var. Gelen rakiplere yani sıkıntı yaratacaklar. Gelenlerin Allah yardımcısı olsun yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Özellikle unutamadığın maç hangisi? Her futbolcumuza sordum. Mesela bana sorsalar Kaan için en unutamadığın maç Altınordu maçında bir baya yaptığın orta ve 1-0 kazandığımız maçtır. Evet. Senin için hangisiydi bu sezonun maçı? Ya benim için dediğim gibi çok kırılma anı oldu. İşte tabii çok kötü bir Altay maçından sonra hani toparlanmamız gerekiyordu. Ondan sonra Ümraniye maçına çok inanarak gittik. Ümraniye maçında tabii o maçın 0-0 bitmesi, yani bir sürü pozisyon varken olmaması. Tabii bazı arkadaşlar da şey oldu, acaba yine mi? Yani biz bu şanssızlığı kıramayacağız mı? Derken tabii Samet Hoca geldi. Tabii o baskı, o stres bir uzaklaştı. İyi bir ivme yakaladık. Oynamamama rağmen unutamadığım maç Eskişehir maçı. Yani maçı izlerken yaşadıklarım, maçtan sonra yaşadıklarım. Tabii o an hani biz bazen şey diyoruz. Şimdi taraftarlar, hani taraftarımız şimdi maçları insanlar izliyorlar, yorum yapıyorlar. Belki o an sinirle ağzına gelen her şeyi söylüyor. O an böyle yani taraftarlık duygusunu daha fazla anladım. O maç unutamadığım maçlardan biriydi. Ama oynadığım maçlardan da Akhisar maçı. Evet. Gerçekten bizi belki de şampiyon yapan maçtı. Çünkü 2-0 çok rahat oynuyorsunuz. Bir sürü pozisyon var. Bir anda tabii oyun bir duruyor. İşte futbolda yani işi ciddiyete bırakmamak lazım. 2-2 oldu. Baskı devam ediyor. Son dakika tabii bir gol atıyorsunuz. 3-2 kazanıyorsunuz. Ve o gerçekten unutulmayacak bir maçtı. Peki son sözlerini alalım. Taraftarlarımız senden çok umutlu mesajlar bekliyorlar yeni sezon öncesi. Nedir Adana Demirspor taraftarına mesajın? Ya burada gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi bir ortam var. Çok iyi oyuncular katılıyor. Yine de katılanlar olacaktır eminim. Yani çok iyi bir takım olacağız. Ligde de adından söz ettirecek, iyi futbol izlettirecek bir Adana Demirspor olacak. Bundan eminim. Başkanımızın da dediği gibi 26 yıl Süper Lig'e çıkmayı beklemiş bir takım var. Hani sabırlı olmak lazım. Bu takımın üzerine artık biraz sabretmek lazım ve desteklemek lazım. Gerçekten artık en büyük ihtiyacımız bu. Başkanımızın da, futbolcu arkadaşlarımın da, benim de onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bundan sonra bize destek olsunlar, sabırlı olsunlar. Bu takım daha da iyi yerlere gelecektir. Bundan hiç şüpheleri olmasın.